Arkadaşlar merhabalar bu videomda şöhretler karması 5'li TYT denemelerinden deneme 3'ün geomet çözümlerini yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Ali hani her birinde ikişer tanesi aynı renkte olan 6 adet kalemi düz bir zemine şekildeki gibi yerleştirmiş. Aynı renkteki kalemler birbirine paralel olarak verilmiş ve alfa artı beta artı teta toplamı nedir diye soruluyor. E şimdi burada bir kere 65 ise şunlar birbirine paralel yöndeşlikten dolayı buradaki açıdan nedir? 65 derecedir. Sonra maviler de birbirine paralel. Bak şöyle mavi çizeyim istersen. Şöyle şu paralel, şu paralel. E o zaman şurada bir Z kuralı var mı? Var. E dolayısıyla hatta şöyle yapacak olursak, hocam yöndeşten burası da 65. O zaman burada da Z'den dolayı da burası da 65 diyebiliriz. Yani beta'yı da kaç bulduk? 65 derece bulduk. Alfa'yı bulmam lazım. O zaman sarı kalemlere dikkat etmem lazım. E hocam burada da sarı kalemlerde iç ters açı diyebiliriz böyle ama Direkt göremeyebiliriz de hop şu paralel doğruları uzatalım. 75'e ise yönde eşitten burası da 75. E şunlar birbirine paralel ya. Şöyle şu kalebi de şöyle düşünelim. Şunlar birbirine paralel. Şöyle de z'den dolayı buradaki açıda kaç derece yapıyor? 75 derece yapıyor. Alfa da 75 çıkar. Yani alfa artı beta artı teta isteniyor bizden. Alfa 75 artı beta 65. Teta da 65. Şu 130 75 ile toplarsam kaç çıkıyor o zaman? 205 çıkıyor. Dolayısıyla cevap C seçeneği olur. Sonraki soruya bakalım. 32. soruda iki sayının geometrik ortalaması bu iki sayının karekök içinde çarpılması ile hesaplanır. Mesela A ve B iki sayıysa geometrik ortalaması nedir? Karekök içinde A çarpı B olarak biliyoruz veya söylenmiş. Kenarlarından herhangi birinin uzunluğu diğer iki kenarın uzunluklarının geometrik ortalamasına eşit olan üçgenlere de geometrik üçgen denir diyor. Bir kenar diğer iki kenarın geometrik ortalamasıysa bu üçgen geometrik üçgenmiş. Buna göre diyor 1, 2, 3 öncülleri verilmiş. Üçgenlerinden hangileri geometrik üçgen olabilir diye soruluyor. Bak kesinlikle olsun demiyor. Olabilir diye soruluyor. O zaman olma ihtimali olan bütün sayıları deneyebileceğiz böylelikle. Şimdi 30, 75, burası da 75, bir 75. Bu bir ikiz kenar üçgen çıktı. A, A, şuraya da B diyeyim. Yani ya burada ne olacak? Hocam bir kenar bunu seçip yani B kenarı neye eşit olacak? karek içinde diğer iki kenarın çarpımları A çarpı A olacak. O zaman bu kare küçüğünden kare a'ya eşit oluyor. Yani buradan ne geliyor? B a'ya eşit oldu. Bu durumda geometrik ortalamalı geometrik üçgense bu B ile A eşit olması lazım. E hocam B ile A birbirine eşit olursa bu bir eşkenar üçgen olur. 30, 75, 75 üçgeni olmaz. Demek ki B diğer iki kenar yani A ile A'nın geometrik ortalaması şeklinde olmuyor. Peki hocam A kenarı da olabilir. A kenarı da diğer iki kenarın yani A kenarı diğer iki kenarda ne yapıyor? A çarpı B değil mi? Kare küçüğünde A çarpı B'ye de eşit olabilir. Buradan A kare eşittir A çarpı B geliyor. Buradan da ne geldi o zaman? Yine A ile B birbirine eşit oldu. Maalesef bir ikiz kenar üçgen olmuyor. Bak A ile B yine birbirine eşitse yine bu bir eşkenar üçgen olacak. Eşkenar üçgen olduğu zaman 30, 75, 75 sağlanmıyor. Yani bu ikiz kenar üçgen daha doğrusu 30, 75, 75 ikizkenar üçgen bir geometrik üçgen olamaz. Öbürüne gelelim. 4, 4. E o zaman şuraya bir A diyelim. Mesela A kenarı diğer iki kenarın nesi olsun? çarpımlarının kare kükü şeklinde olsun. Geometrik ortalaması olsun. Yani A buradan 4 olur. A buradan 4 olduğunda da hocam 4, 4, 4 4'lük bir üçgen çıktı. Olsun olabilir. Yani şu kenarları 4 olan bir ikizkenar üçgen aynı zamanda bir eşkenar üçgen de olabiliyor. Evet bir kenar diğer iki kenarın çarpımlarının kare kükü içinde oldu. Bu bir geometrik üçgen oldu mu? Oldu. Yani ikincisi sağlandı. Üçüncüsüne bakalım. Hocam bir kenar. Mesela şuradaki kenar. Diğer iki kenarın nesi? Çarpımları. Kare kükü. Kare de 3 çarpı 5 yani kök 15. Olabilir mi? Olabilir. Olabilir mi? Kök 15. Bakalım üçgen eşitsizliği sağlanıyor mu? Kök 15 diğerlerinin toplamlarıyla, farkları arasında mı? Evet. Ee, bunun karesi 4, bunun karesi 15, bunun karesi 64. Evet, bu ikisinin arasında ne oluyor? Herhangi bir tam sayı olma şartı var mı? Yok. Herhangi bir tam sayı olma şartı da yok. O yüzden 3, 5 ve kök 15 kök 15 sayısı da diğer iki sayının çarpımının karekök şeklinde yazılabiliyor, geometrik ortalama şeklinde yazılabiliyor. Üçgen eşitsizliği de sağlanıyor burada. O zaman üçüncüsü de olabilir. Dolayısıyla cevap ne oldu? 2 ve 3 oldu. Yani cevap D seçeneği oldu. Güzel bir soru. Benzeri sınavda çıktı. Böyle sorulara da dikkat edin. Hoş sorulardır bunlar. Geldik 33. soruya. Emre dikdörtgen biçimdeki 3 adet özdeş çalışma kağıdını masanın üstüne şöyle şu şekilde koymuş. Dikdörtgenler üst üste ya. Böyle üst üste görünmeyen kenarları da şöyle bir göster kardeşim. Burada da görünmeyen kenarları şöyle bir göstereyim. Hocam gösterdik. Burada dikdörtgen şeklinde olduğu için bu açılarımız kaçar derece? 90'ar derece. Hocam burası da 90, burası da 90. Şu açı ayırmış 60. Hocam burası da 60. Bak şurada bir dörtgen var. Buradaki dörtgenden dolayı ben şu açıyı bulabilirim. Dörtgenin açıları toplam 360 ya. Zaten ikisi 180, diğer ikisi de 180 olur. Yani buraya 120 derece kaldı. Alfa o zaman ters açıdan dolayı 120 derece yaptı. Aynı mantıktan dolayı 40 burası da 40 ve burada da bir dörtgen çıktı. İç açıları 360. İkisinin toplamı 90 ise diğer ikisi de toplamı pardon ikisinin toplamı 180 ise diğer ikisi de 180 yapacak. Yani burası 140 yaptı. Beta da yine ters açıdan dolayı 140 derece oldu. Şimdi bizden ne isteniyor? Alfa ile betanın toplamı isteniyor. Yani 120 ile 140'ın toplamı isteniyor. Cevap 260 çıkar. Yani 33. soru böylelikle D seçeneği oldu. Geldik 34. soruya. BC ile AD birbirine paralelmiş. Bu paralelliği benim kullanmam lazım kardeşim. Bu paralel nasıl kullanılır? Sadece Z'den dolayı. Şurası beta açısıysa burası da beta açısı. Verilen her bir bilgiyi kullanmak aşırı derecede önemli. Aşırı derecede önemli. Paralellik vereyimse ben bunu kullanacağım kardeşim. O da ne? Z kuralı. Tamam yazdık burada. E burası alfa beta oldu. Buradaki açı da beta oldu. Yani ben şuradaki üçgende buranın beta olduğunu biliyorum. Şuranın da alfa, buranın da beta olduğunu biliyorum ve şurası da çift çizgi olduğunu biliyorum. Şimdi bu üçgenler böyle kesilmiş ve mavi ve kırmızı renge Yani pembe renge boyanmış. Daha sonra bu üçgenler C1, C, D1 kenarı ile AB kenarı çakışacak biçimde şekil üçlük gibi birleştirilince. Şimdi aldık bu üçgeni buraya yapıştırdık. Bak şu kenarla şu kenar eşit işte ya. Zaten böyle yapıştırılmış. O zaman bak dikkat et. Bu kenar buraya gelince yani D1 kenarı A'nın üstüne C kenarı da buraya geldi. O zaman B kenarı da burada mı olacak? Evet. B1'in buraya geldiğini de söylemiş zaten. Bizim buradaki B1'in ne olduğunu biliyoruz. Beta olduğunu biliyoruz. E, mavi üçgende de Hocam bak şurası da beta. Gördün mü? Paralelliği kullanmadıysan sen bu soruyu çözemezsin. İyi ki beta beta ve burada B, A, B1 AD şurada kaçı da 100 derece verilmiş bana. 100 ise hocam ne çıktı? X kenar çıktı burada. X kenarlıktan dolayı şuradaki kenarların eşitliğini de göstereyim ben şimdi burada. X kenarlıktan dolayı ne oldu? E 100 ise 180'den 100 çıkart. 82'ye böl. 40 40 çıktı. Bu taban açıları 40 40 oldu mu? Oldu. Ama soru hala daha bitmedi. Bizden ne? Alfa isteniyor. BDC açısı isteniyor. BDC. Hmm. Şurada kaç isteniyor? Burada açıyı bulmaya çalışacağız. Yani şurada kaç isteniyor bizden? Hocam bunu nasıl bulacağız? Takıldık kaldık. Takıldığımız zaman dikkat et. Verilen bilgileri yerleştir. Eş yapılar. Önceki bu kırmızı üçgen nasıldı? Hocam bir kenarı çift çizgi. Diğer kenarı bak şurası çift çizgi değil mi? B1'in karşısındaki. B1'in karşısındaki çift çizgi. E başka bir işime yaramıyor. Ama bak burada da şu kenarla şu kenarı eşit buldum. Bu da geniş açının karşısındaki kenar. A geniş açının karşısındaki kenar burası. A bu kenar burası. A bunu böyle yazınca bak ne çıktı. Çok güzel bir soru gerçekten. İkiz kenarlık görüp ikiz kenarlığı yerleştirip bu üçgenle bu üçgenin eşliğini kullanıp eş yapılarda zaten ne yapıyorduk? Kenarların eşitliği takıldığınız zaman mutlaka ama mutlaka açıların eşitliğine yoğunlaşın. Açıların eşitliğini yazdık. Soru hala daha çıkmadıysa kenarların eşitliğinde yazın. Yazdık buraya. Burası anam. Burada ne çıktı? Bir ikizkenar üçgen çıktı. Tepe açısı 40 derece. 180'den 40 çıkart. 140. 2'ye böl. 70 70 oldu. E tamamı yüzde alfa isteniliyor bizden. Alfaya da kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Mükemmel bir soru dostlar. Gerçekten çok güzel bir soru. Buna şöyle bir yıldız atalım. Ama artık şunu öğrendiniz. Neyi öğrendiniz? Eş yapıları gördüğünüz zaman açıların eşitliği mutlaka yazılıyor kenarların eşitliği de mutlaka yazılıyor. Yani eş yapılı sorularda sen soruyu çözemediysen ya aç eşitliğini yazmamışsındır ya da kenar eşitliğini tam anlamıyla şekilde göstermemişsindir. Gerçekten çok güzel bir soru. Mükemmel bir soru. Cevap B seçeneği. Evet 34'ten sonra geldik 35'e. Şekil 1'de verilen dikdörtgen biçimdeki şeffaf ABCD kağıdında AB uzunluğu 6. Hocam şu kenar 6 ise bu karşı kenarda nedir zaten? Altıdır. BC'de 3 kök Burası 3 kök burası da 3 kök olduğunu söyleyebiliriz direkt. Bu kağıda önce mavi renkli EF doğru parçası çiziliyor ve daha sonra da kağıt CK doğru parçası boyunca katlandığında D noktası çekildik gibi E üzerine geliyor. Yani D noktası nereye geliyor? Hiç Buraya gelmiş. Arkadaş katlama yapıldığında eski halini açacağız demiştik. Şu eski halini açıldığında üst üste binen kenarlar eşit. Yani burası 6 ise sen bunu böyle katladın ya hop ne, nereye geldi? Bak şuradaki üçgen buraya geldi. Hocam şu kenar burası da değil midir aynı zamanda? Evet. Üst üste binen açılar eşit. Üst üste binen açılar eşit. Burada da üst üste binen açılar eşit olacak. E hatta burası 90 dereceyse burası da 90 derece olmadı mı? Oldu. E sonra burası 3 köküçtü. Ana bak yarısının köküç katı. Pisagor bağıntısından burası 3 çıkar. Hatta burada güzel bir üçgen çıktı. Yani 30-60-90 üçgen çıktı. Ama gerek var mı? Gerek yok. Bizden ne isteniyor? X isteniyor. Ya arkadaş x nerede? Hocam x şu doğrunun üstünde. O zaman ben bu doğruya yoğunlaşacağım. Bak x bu doğrunun üstünde. Bu doğruya yoğunlaşacağım. Bu doğruya yoğunlaşırken de benim dikkatimi şu çekti. Burada ne var? Bir kelebek var. Hatta ben şu mavi doğruyu bulabilir miyim? Bulabilirim. Kenar uzunluğu 3 köküçe 6 değil mi? Evet. 3 köküç ve 6. Hocam burası 3'ün köküç katı. Burası 3'ün 2 katı. O zaman şu uzunluk ne olacak. 3'ün kare küçüğünde kısa yoldan şunların kareleri toplamı 4 artı 3 yani 7 yaptı. Bunun tamamını 3 kök 7 bulduk. Bu arada şurada kelebekte oran 6'ya 3 çıktı. Yani 2'ye 1 oran oldu. Yani ben şunu da yazabilirim. Ben bu doğruyu anlaşacağım. Şuradaki x deniliyor benden. E kelebekteki oran 2 bölü 3 ya. Pardon. 6 bölü 3 ya. Yani 2 bölü 1 oldu ya. Hocam burası 2 xken burası da x olmak zorunda. Ya da burası x burası 2 x olmak zorunda. Toplamda 3x uzunluğu da 3 kök 7'ye eşit değil mi? Evet. 3x eşittir 3 kök 7 ise x'i de böylelikle kök 7 olarak buluruz. Evet. Bak dikkat et. Sadece x'e yoğunlaştım. x bu doğrunun üstünde dedim. Bu doğruyu buldum. Sonra bu uzunluğu da buldum ya. Verilen her bir bilgiyi kullanıyorum. Kelebekteki oran 2'ye 1. İşte bunu da kullanınca cevap çıktı. Cevap kök 7 oldu. Yani kaçıncı soru? 35. soru. Balıkesir çıktı. Bu da güzel bir soruydu. Ya nereye odaklanacağınızı böyle soruya bakaraktan kendiniz de fark edebilirsiniz arkadaşım. Tamam Yani verilen bilgiler, istenilen bilgiler bizim için önemli. Ne nerede, neresi lazım bize gerçekten çok önemli. Evet geldik 36'ya. Mavi renkli özdeş, 6 üçgen, şekildeki gibi. Ya özdeş diyor da burası ABC iken burası da yine ABC olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Tamam mı? Hani burası ABC iken şurası A olduğunu bilemem. Belki burası B olabilir. Tamam mı? Yani özdeş dediğinde o kenarlar böyle e, yan çevirip ters çevirip falan filan konulabilir. Ezbere işi yapmayalım. Altı üçgen şekildeki gibi birbirine değecek bir şekilde konumlandığında arada kalan sarı renkli üçgenler eşkenar üçgen oluyor. Ha eşkenar üçgen oluyorsa o zaman arkadaşım biz burada şu ikisi şu üçgenlerin hep en kısa kenarı bak burada eşkenar üçgen oluyor ya şunlar birbirine eşit. Yani şuraya bir A A A dersem o zaman buraya A dersem şurası da ne oldu? B ve C oldu. Sarı üçgen eşkenar üçgense burası da B, B oldu. E o zaman bu kısa kenar bak A demiştik. A burası C oldu. Bu da bir eşkenar üçgen C, C, C oldu. O A, C buradaysa B burada. Bu da B, B, B oldu. Ondan sonra şu kısa kenar A. A, B, C olacak. Bu da C, C, C olacak. Sonra A, C var. B olacak. Bu da eşkenar üçgen B, B, B. Bu da eşkenar üçgen C, C, C. Hatta burası da A. Tamam çıktı. Ağabey üçgenlerden birinin çevresi. A artı B artı C'yi vermiş bize. 24 olarak vermiş. Sonra benden ne isteniyor? Şeklin çevresi isteniyor. A B C 1 A B C 2 A B C 3 3 tane A B C isteniyor. 3 A artı 3 B artı 3 C isteniyor. Arkadaş burada 3 parantezini alınca A artı B artı C yapıyor ya bu. Şurada 24 ya. O zaman çarptığımız zaman çevre de kaç yapıyor? 72 yapıyor. Yani cevap böylelikle c oldu. 36. soru da geldik 37'ye. 5 adet eş dikdörtgenden oluşan şekil 1'deki dikdörtgen biçimindeki tel ızgaranın yapımı için toplamda 112 cm tel e, kullanılmıştır. Arkadaş bak kısa kenarlarla uzun kenar belirtilmiş. Ben buraya bir A A, a dersem burası ne oldu? 3 A. O zaman dikdörtgenin kısa kenarı A uzun kenarı 3 A oldu. A 3 3a, A 3a, A 3 A A 3 A Burası da A. Ama tellerin uzunluğu isteniyor benden. Burası da 3A. Burası da 3A. Burası da A. 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 E, o zaman toplayalım. Hocam 3A'dan kaç tane var ızgarada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 24A. Sonra 25, 26, 27, 28. Çevre 28A yaptı. Bu da neye eşit verilmiş? 112'ye eşit verilmiş. O zaman buradan da A'yı kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Sonra bu ızgaralar çıkartılmış bu şekilde konulmuş. Ama dur. Bu ızgarayı böyle çıkartırsam şuradaki kenarlar da çıkar. E o zaman buradaki kenarlar kalmaz. Şöyle bir şey yapalım. Hani şurası yokmuş gibi düşünün. Burası yok. Hani ben bu ızgarayı buradan çıkarttığım zaman şu telin olmaması lazım. Bu tel burada kaldıysa o zaman buradaki dikdörtgenden bak 1 2 3 parçalı olması lazım. Yani şurası olmasın. Bir dahaki baskıda onu çıkarttırırız. Şurası da olmasın. Ya yani o şekilde çünkü buradaki tel burada değil mi? Buradaki tel de burada değil mi? Öyle düşün. Evet. O zaman şu teller yokmuş gibi düşünün şimdi. Bu şekle getirtilmiş. Ee, bizden A1 +DC A, B artı D, isteniyor. A'yı ben ne bulmuştum? 4 bulmuştum. Hocam kısa kenar 4. Uzun kenarın kaç oldu? 3A. Yani 4 kere 3 12 olduğunu biliyorum. O zaman burası 4, 4. Burası da 12. Şimdi A, B ve CD isteniyor bizden. Şu x'i bulacağım, bir de y'yi bulacağım ve sonra toplayacağım. Hocam direkt Pisagor ortak çarpandan yapalım yine. 4 çarpı 3 burası, 4 çarpı 1 burası. Hipotenüs olduğu için x ne olacaktır? 4 çarpı kare içinde hipotenüsün karesi eksi yani 9 1'den kök 8 2 kök yapıyor. Şurası 2 kök 2 ise burası 8 kök yaptı. Geldim buraya. Buradaki dik üçgende de hocam burası 8 ya. Burası 4 çarpı 3. Burası 4 çarpı 2. Y de 4 çarpı kare küçüğünde hipotenüs istenilmiş olsaydı kareleri toplamı olacaktı. Hipotenüs olduğu için kareleri farkı olacak. Yani 3'ün karesi 9 eksi 2'nin karesi 4. Yani 4 çarpı 3 ya 4 çarpı 2 ya şunların kareleri farkı olacak. E, 9 eksi 4'ten 5 yapıyor. Burası da 4 kök 5 yaptı. Şimdi bu toplam ne yaptı o zaman? 8 kök 2 artı 4 kök 5 oldu mu? Oldu. 8 kök 2 artı 4 kök 5 hangi şıkta var? Balıkesir şıkkında var. Dolayısıyla 37. soru Balıkesir oldu. Geldik 38'e. Tasarım yapmak isteyen Ece AC ve BD plastik çubuklarını birleştirerek şekildeki bir deltayı oluşturuyor. Tamam. Daha sonra bu deltayı kenarlarını 66 cm uzunluğunda kırmızı şerit çekip el işi yapıyor. Burada oranlama verilmiş. Alikara uzunluğuna 5K dersem KC uzunluğu 16K olmuş. Alikara 5K, KC 16K yazdım hemen şurayı. Şimdi e, KD uzunluğu burası 12 Ali Kara uzunluğuna 5K demiştik. Şurası 5K iken burası da 12K söylenmiş. Neresi on, Ali Kara uzunluğu KD uzunluğu burası da 12K. E, arkadaş 5-12-13 üçgeninden burası 13K yapar. 12-16-20'den burası 20K yapar. Başlangıçta deltoidde acaba bu kenarlar mı eşit ya da şu kenarlar mı eşit derken şimdi bu kenarların eşit olmadığını gördüm. Bu da bir deltoid ya deltoidde köşegenler dik kesiyor ya Delta olması tabanları aynı olan iki tane x kenar üçgen olması. Yani burası da 13K olacak. Burası 20K ise burası da 20K olacak. Hatta burası da 12K mı oluyor? Evet. Şimdi bu delta y'nin kenarlarını 66 santim uzunluğunda kırmızı şerit çekmiş. E topla bakalım. 20K, 20K, 40K, 13K, 13K, 26K topladığın zaman 66K yapıyor. Bu 66'ya eşitmiş. K'yı 1 buluruz. Bu bizden ne isteniyor? Ece bu tasarım için kaç santimetre kare el işi kağıdı kullanmıştır diye soruluyor. K'yı bir buldun ya. Burası 5. Burası 16. Burası 12. Burası da 12. Oldu. E şimdi bizden şunun yüzey alanı isteniyor. E yüzey alanı istersen dik üçgenlerin alanını tek tek hesapla ya da köşegenleri dik kesen bir dörtgenin alanı neydi? Köşegenler çarpımının yarısıydı. Şurası 21. Burası 24. Yani alan 21 çarpı 24 bölü 2'ye eşit olacaktır. Bu da 12 yaptı ya. 21 ile 12'nin çarpımına eşit oldu. Bu 42 yaptı. Bu da 21 yaptı. Topladığımız zaman da 252 mi yapıyor? Evet. Cevap böylelikle 252 yaptı. Yani 38. soru Edremit oldu. Geldik 39'a. Yüksekliği 8 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki peynir kalıbının farklı iki köşesinden şöyle bir kesimler yapılmış. Ee, ondan sonra dik kenarları 3 ve 4 birim olan yüksekliği de 8 birim olan ee, üçgen dik prizma. Hmm, kenarları da söylemiş burada. Farklı iki dik kenarları 3-4 evet şurası 3 şurası 4 olan ya da tam tersi yüksekliği de 8 olan üçgen dik prizma ile taban ayrıtı 2 birim olan yüksekliği de 8 birim olan ne çıkartılmış? Parçalar kesilip atılıyor. Evet yüksekliği 8 birim olan bir dikdörtgenler dörtgenler prizmasından. Buna göre diyor peynir kalıbından iki parça alındıktan sonraki yüzey alanında kesilmeden önceki yüzey alanında göre değişim nedir diye soruluyor bize. Bir kere arkadaşlar bir parçayı çıkartalım. Öncelikle parça çıkartırken ne yapıyoruz? Nötrleyenler var mı diye bakıyoruz. Sonra eklenenler var mı diye bakıyoruz. Sonra çıkan yüzeyler var mı diye bakıyoruz. Eklenenler yüzey alanını arttırır. Nötrleyenler etkilemez. Yani çıkan parça arkasında oluşabilir nötrleyenler dediğim. Sonra e, çıkan parçalarda alanını yapar, azaltır. Şimdi burada arkadaş şuradaki öndeki parçayı çıkartırsam arkada aynısı oluştu mu? Oluştu. Yani zaten bakarken şuna bakıyoruz. Ön arka, sağ sol, alt üste bakıyoruz. İşimiz kolay aslında. Ön arka nötrledi. Evet şu ön arka nötrledi. Sağ sola baktığımız zaman sağ sol da nötrledi hocam. Buradaki çıkan parçanın aynısı burada da oluştu çıktığı zaman. E o zaman bir tek alt üst kaldı. Alt üst çıktı, çıktı mı? Çıktı. O zaman bu alanı azalttı. 2 kere 2 4 diyeyim bu alan. Bu alan 4. Bu alanda 4. 4 4 8 azaldı. Evet 8 azaldı diye şöyle eksi 8 ile göstereyim. Eksi ile göstereyim. Yani şuradaki parçayı çıkarttığım zaman tüm alandan 8 azalma oldu. Şimdi gelelim şuraya. 3 4 5 üçgen olduğunu biliyoruz. Çünkü burası 90 derece. Dikdörtgenler prizması şeklinde bu. Şimdi arkadaş şuradaki parça çıktı mı? Çıktı. Arkada aynısı oluştu mu? Oluşmadı. Eğik bir yüzey var orada. O zaman ben bunu çıkartacağım. 3 kere 8 24 çıktı. 24 çıktı. Sonra hocam şu arkadaki parça dikdörtgen o da 4 kere 8 32 o parçada çıktı mı? Çıktı. Çıktığı zaman arkasında bu da eğik parça. Bu da olmadı. 4 kere 8 32 de çıktı buradan. Sonra ne var? Şu yüzey ne oldu? Bu yüzey parçalar çıktıktan sonra eklenmiş oldu. O da 5 kere 8 40. 40 eklenmiş oldu. Hocam üçgen yüzeyler ne oldu? Üçgen yüzeyler de çıktığı için azaldı mı? Azaldı. 3 kere 4 12 bölü 2. 3 çarpı 4 bölü 2 12 bölü 2'den 6 burası. Burası da 6. Bu yüzey alanları da ne oldu? Çıktı. Yani 12'yi de çıkartacağız. İşte yüzey alanındaki değişim bu. İlk önce negatiflere bakalım. Şu ikisi eksi 20 yaptı. Eksi 20. Şu ikisi de kaç yaptı? Eksi 56 yaptı. Eksi 76 yaptı. Eksi -76, e 76 artı 40 yaptı burası. Topladığımız zaman da kaç yapıyor? Eksi 36 oldu. Eksi 36 olması ne anlama geliyor? alanın 36 birim kare azalması anlamına geliyor. Dolayısıyla cevap böyle e, ne çıktı? Balıkesir çıktı. 39. soru. Ve geldik son soruya. 40. soru. Hacmi 64 olan. Hemen A küp eşittir 64 ise A'yı buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Değil mi? 4 kere 16. 16 16 çarpı 4 de 64. Evet bir kenarı 4 olan bir küpten bahsediyoruz. Şimdi bu bir kenarı 4 olan bir küpün Tam ortalarından şöyle kesikler olmuş. Şöyle kesikler olmuş. Tam ortasından o zaman burası 2 2 oldu ve üst kapağı böyle açmışız yarısını, alt kapanda yarısını böyle açmışız. Bu şekilde açtığımız zaman bizden ne isteniyor? Şu uzunluk isteniyor. E arkadaş ne yapacağız? Buna ait bir dik üçgen oluşturacağız. E dik üçgeni oluşturalım bakalım. Şuradan zemine dik çizecek olursam böyle. Ondan sonra işlemimizi halledeceğiz. E, nasıl halledeceğiz hocam? Vallahi arkadaş şöyle zemine dik çizip Şuradan da yapabilirsin. Buradaki dik üçgenden yapabilirsin. E hocam burayı bulacağım. O zaman şuraya dikkat eder misin? Sen bunu açtın böyle. Burası 2 santimetre. Burası da 2 santimetre değil mi? Evet açtığında zaman 2 santimetre oldu. Yani sen bunu açtığın zaman bu tam böyle bunun uzantısına gelsin. Tabi şuradaki dik şu zemine şuradaki uzantısına gelsin. Açtığın zaman 2 santimetre. Burası da 2 santimetre değil mi? Evet. 90 derece karşılık getirmen lazım. E o zaman 90 derece karşılık getirmek için ne yapacağız. Neyi 90 dereceye karşılık getireceğiz bu arada? İlk önce şunu e buna ait de o zaman bir dikdörtgen oluşturacağız. O dikdörtgen de şöyle oluşmaz mı kardeşim? Oluşur. E burası ne oldu? 2 birim. E hocam burası da 2 birim. Şu açtığın zaman 4 birimdi. 4 birim oldu. İlk önce şurada bir pisagor yapalım. Bu arada burası kaç birimdi? Hocam burası 4. Burası da 2 birim değil mi? Açtığın zaman bak 2 iken açtığın zaman burası da 2. Şurası 4 ya. 6 yaptı burası. 6 6. 6 kökü oldu burası. Toplamda şu uzunluk 6 kökü oldu. Şurası da zaten zemine paralel açıldı ya. Hocam bunun zemini olan yüksekliği zaten 4. Burası da 4. O zaman işimiz bitti. 4 ve 6 kök 2'ye ait dik üçgenin çözümünü yapacağım. Hocam burası 4. Burası 6 kök 2 ve x isteniyorsa ortak çarpanlar yapalım. 2 çarpı 2 burası. 2 çarpı 3 kök 2 burası. O zaman x olacaktır. 2 çarpı kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamı. Yani 4 artı bu da 3 kök 2'nin karesi 9 çarpı 2 18'dir. E o zaman bu da kaç yapıyor? 2 kök 22 yapıyor. İşte şu uzunluğu da bize sorabilirler. Bu da zemine diklikten şu uzunluğu bulmak için dikdörtgen yapmaktan yani yine dik üçgen bilgilerinden cevaba ulaştık mı dostlar? Ulaştık. Cevap 2 kök 22 balık kesir çıktı ve böylelikle bu son soruyu değil mi? 40. soru balık kesir çıktı ve böylelikle bu denemeyi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki denemede deneme dördün çözümünde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.